Merhaba arkadaşlar, ben Ufuk Bulut. Bugünkü videomuzda Metal Mix'i üzerine başlattığımız serinin yeni bir bölümünde karşınızdayım. Daha önce bu kavrama bir giriş yapmıştık. Öyle bir bölümümüz olmuştu. Ondan sonra davul mix'inden ve ondan sonra da bas gitar mix'inden bahsetmiştim. Bugün de metalin önemli parçalarından biri, hatta müziğe gerçekten yön veren kısımlarından biri olan elektro gitar mix'inden bahsedeceğim. Burada metal müzikte elektro gitar mix'i dediğinizde o kadar çok fazla farklı yaklaşım ve o kadar farklı tarzlar var ki hepsinden bahsetmem elbette ki imkansız. Hepsine hakim olmam da zaten imkansız. Ama ben bildiğim kadarıyla ve sevdiğim şekilde size özellikle plugin'le yüksek gain'li gitar tonu elde etme konusunda nelere dikkat etmeniz gerekiyor ondan bahsetmeye çalışacağım. En azından benim fikirlerimi vereceğim. O yüzden bunu kesin net bir bilgi videosu gibi düşünmeyin. Yine bir bakış açısı sunmaya çalışacağım size. Birçok videomda olduğu gibi. Şimdi üzerinde çalıştığımız şarkı artık seriyi takip edenler alışmıştır. Zaten linkini de buraya atarım mixlediğim halinde. Bir yarışma için yapılan bir mixti. Malzemeyi çok sevdiğim için bunun üzerinden metal mixini anlatmak istedim. İnceleyeceğimiz kısmını dinleteyim size. Ondan sonra yavaş yavaş detaylara girmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi aşırı teknik bir müzik değil, teknik bir metal müzik tarzı değil. Kafa sallamalık, oldukça gaza gelmelik bir yapıda bir introsu var şarkının. Burada şimdi şunu yapacağım yine. Bas gitar mix'inde de böyle yapmıştım. Burada mastering'ini proje içerisinde tamamladığım için mastering'de yapmış olduğum hareketler genel sound'a çok etkili. O yüzden gitar sound'unu size detaylı anlatabilmem için mastering'de yaptığım hareketleri kapamam çok mantıklı olur. Bütün plugin'leri kapatıyorum. Burada sadece limiter'ı açık bırakıyorum. Ses biraz yüksek gelebilsin diye size. Çok fazla düşmesin diye. Şu haliyle introyu çok kısa dinleteyim, sonra gitara detaylı bir şekilde gireceğiz. Burada 4 tane gitarımız var. Temel olarak ana riff'i çalan şurada gördüğünüz 4 tane yeşilli parti. Çok hafif bir büyük bakalım onlara. İki tanesi sağda, tam sağda, iki tanesi tam solda. Burada şöyle bir yaklaşımınız olabilir. Ya birini birazcık daha ortaya mı alsak ya da neden tam sağa tam sola yatırıyoruz? Mono dinlemede bu bizim için bir sıkıntı olmaz mı diye bir yaklaşımınız olabilir. Ama metal müzikte mono dinleme çok fazla ciddiye alınan bir durum değil. Çünkü metal müzik klapta çalınan ya da kötü bir ses sisteminde çalınan ve öyle vakit geçirilen bir dinleyici kitlesine sahip değil genel olarak. Ben de hiçbir zaman böyle cep telefonumu açıp böyle büyük bir prodüksiyonlu metal müziği açtığımı cep telefonu hoparlörümden dinlediğimi hatırlamıyorum. Her zaman böyle hatta güzel bir noktadan dinlerim metal müzik dinleyeceksem. Eskiden beri öyleydi. Bir arçelik müzik setimiz vardı. Ve gerçekten böyle oturup ortasında bütün detaylarını duyabileceğim pozisyonda dinlerdim metal müziğini. O yüzden o kitleye ya da o tarz bir dinleme alışkanlığına çok fazla hitap etmediğiniz için monodaki gücüne çok fazla takılmanıza gerek yok. Evet, monoya gene dikkat etseniz gene büyük bir avantaj olabilir size. Ama genel olarak metal mixlerindeki o genişliği monoya dikkat etmeye başladığınızda elde edemeyebilirsiniz. Genellikle kullanılan bir taktik yani tam sağa 2 gitar, tam sola da 2 gitar şeklinde. Bu bazen 8 gitara kadar çıkıyor. Bazen de 2 gitar da bırakabiliyorlar. Bu 2-2 şeklinde yapılmış bir prodüksiyon. Şöyle gitarları tek başına dinleteyim girişteki size. Bas gitarla birlikte bir önceki anlattığım videoyu da birleştirmek adına bir dinleteyim. Bahsettiğim gibi hep elektro gitardanmış gibi hissedilen bas gücünün çok büyük bir kısmı aslında bas gitardan geliyor. Şimdi gitarlara böyle tek tek odaklanabiliriz. Şöyle düşünün arkadaşlar. Ben buradaki amfi pluginlerini kapattığımda ve gitar grup kanalının çıkışındaki frequency'yi de kapattım. Bir tane equalizer var. Ne yaptım orada zaten detaylı anlatacağım. Şöyle bir ses var aslında elimizde. Buna DI sinyali diyorlar. Yani direkt ses kartına elektro gitarınızı takıp onu kaydetmişsiniz gibi düşünebilirsiniz bunu. Burada yarışma için hazırladığım bir mix istiyordum ya. Hali hazırda amfiden kaydedilmiş kanalları da vardı ama ben plugin kullanma kapasitemi de birazcık zorlamak açısından böyle bir tercih ettim. DI kanallarını kullandım. Şimdi 4 gitara da aynı amfi simülasyonunda aynı özellikleri kullandım ki
tek başına anlatması birazcık daha kolay olsun. Ama farklı bir opsiyonu da size dinletmek için şurada bir küçük bir hazırlık yaptım zaten. Sadece bir kanalı şöyle bir dinlediğimiz noktadan mono'ya getireyim ki net bir şekilde duyabilin. Tek başına bir dinleyelim. Sinyalimiz böyle bir sinyal. Amfi simülasyonunu açtığımızda böyle bir hale geliyor. Burada genellikle sohbet ettiğim insanların da yaptığı hatadan birazcık bahsedeyim. Amfi simülasyonu pluginlerine, böyle VST'lere girdiğiniz anda elinizde 20 tane amfi kafası, 15 tane kabin, yüzlerce pedal opsiyonu olduğu için kafalar çok karışabiliyor. Benim burada insanlara tavsiyem şu oluyor. Bir stüdyo açtığınızı düşünün ve böyle bir VST kullanma imkanınızın olmadığını düşünelim. Eski stüdyo videolarına bakalım. Hala hazırda da kullanılan stüdyolarda da böyledir. Ve düşünelim ki belirli bir bütçeniz var ve ekipman alacaksınız. Alabileceğiniz amfi sayısı, güzel amfi sayısı yani kayıt edilebilir amfi sayısı muhtemelen 2 ya da 3 olur. O yüzden siz de bu tip şeylerde amfi opsiyonunuzu daha işe başlamadan 2 ya da 3'e indirebilirseniz yolunuzu bulmanız çok daha kolay olabilir. Çünkü bu sağlıyorum metal tonunda, bu tarz metal tonunda şu amfi iyi gider. Bak şu amfi ile bu kabin opsiyonu iyi gider. Ya da bu pedal artı şu kafa artı bu kabin şeklinde güzel olduğuna inanılan ve endüstri tarafından da böyle standart olarak belirlenmiş bazı kombinasyonlar var. O kombinasyonlar üzerinden açılış yapmak çok mantıklı. Yoksa gerçekten işin içinden çıkamıyorsunuz ve kafanız çok karışıyor. Ben de burada oldukça sade bir başlangıç yapmak istedim. Burada gördüğünüz gibi isimleri orijinalini kullanamamışlar. Ben Slate ile birlikte gelen bir amfi simülasyon arayüzünü kullanıyorum. Burada gördüğünüz Mesa'nın aslında triple rectifier örneklemesi olabilir büyük ihtimalle. Şu üçlüden öyle bir düşüncem oluştu. Mesa kafa, Mesa kabin ve bir tane de Tube 9 dediği de bu da muhtemelen Ibanez'in Tube Screamer pedalının bir örneklemesi. Bu üçlüyle bu metal tonu da elde etmeye çalıştım. Bunu nereden çıkardım? Bu nasıl bir yaklaşım olabilir? İzlediğim birçok metal gitar tonu elde etme videosunda analog olarak kullanıldığında da bu üçlü çok fazla kullanılıyor. Özellikle Kemper kullananların da bu üçlüyü çok sevdiğini biliyorum. Metal tonu dediğinizde aklınıza gelen kombinasyonlardan, ilk gelen kombinasyonlardan biri bu üçlü. Ben de işe bu şekilde başlamak istedim. Teker teker pedalın, amfinin ve kabinin etkisini hafif hafif duyurmaya çalışayım size. Amfiyi kapattım. Kabin etkisinde devam etsin. Sadece pedalın gitarla birlikte, gitarın o DI sinyaliyle birlikte pedalın etkisini bir duymaya çalışın. Kapattım. DI sinyali. Tube Screamer'ı açtım. Aslında elde edeceğiniz distortion'a güzel bir giriş yapmış oluyor. Yani amfiye giden sinyali distortion'a sokmuş oluyorsunuz ve böylelikle amfiye giden sinyal hem birazcık da yükselmiş oluyor hem de distortion'ın olduğu için amfinin lambalarının ve bütün o sisteminin sese vereceği etki de değişmiş oluyor. Amfinin gücüyle birlikte bir kombinasyon elde ediyorsunuz. Şimdi bunu kapatayım, amfiyi açayım, amfinin distortion seviyesi neredeymiş ona bir bakın. DI sinyali, amfinin distortion'u. Az da yakından bakalım. Amfinin diğerlerini de size göstermeye çalışayım. Dry sonda değil, midim sonda değil. Genellikle ilk yapılan hatalardan biri gain'i sona atmaktır ve midi tamamen kısmaktır. Böyle güçlü tonun böyle elde edileceğine inanırlar. Bu bir şehir efsanesi gibi bir şey olmuş aslında bakarsanız. Evet, midi tamamen kapattığınızda böyle bir pantera tonuna yaklaşıyormuşsun gibi bir hissiyat oluyor ama o midi tamamen kapama gitarın gerçekten karakterini de öldürüyor. O yüzden böyle ara bir nokta bulmak lazım. Yapmış olduğunuz kombinasyonu dinleyerek ayarlamanız gerekiyor o mid bölgesini. Tamamen kapatayım bakın nasıl bir şey çıkıyor. Sadece amfi distortion'ı. Çok garanti ama bence karakteri olmayan bir şey. Yani bu midleri kontrollü şekilde şeyinizin tonlamanızın içine sokmak bence çok mantıklı. Amfi distortion'ı artı Tube 9. Yüksek gain'i gerçekten cayır cayır bir ton elde etmenizi sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi dry burada da sonda değil. Bu üçlünün kombinasyonu beni mutlu etmiş ve 4 kanal gitarda da bunu kullanmışım. Tekrar bunu yerine götüreyim. Beraber bir tekrar dinleyelim. Şu anda dördünde de aynı amfi simülasyon seti var. Aynı pedal, aynı amfi kafası ve aynı kabinin tonlamasını düşünün. Bunu grup kanalına gittiğini düşünün. Bütün gain'leri sona yaslamamamızın avantajlarından biri de burada 4 tane gitar kullanıyoruz ve 4'ü de aynı şeyi yapıyor. Eğer her şey çok yüksek gain'li olursa o küçük nüansları, pena vuruşlarını ve melodik yapıyı kaybetmemize sebep olabilir. O yüzden çok da dağıtmamak lazım. 4 tane gitarı bir şekilde toplu bir şekilde duyduğumuz için zaten o güç 4'ünden beraber stereo bir şekilde gelecek.
O yüzden gain'e çok fazla yüklenmenin bir manası yok. Bir de grup kanalında ne yaptığımdan birazcık bahsedeyim. Grup kanalında bir tane frequency var. Burada neler olduğunu bir duyalım bakalım. Kapalıymış. Kapalı başlayalım. Açayım ben yavaş yavaş. Başladım. Kapalı. Açtım. Fark ettiyseniz aslında gücünden birazcık kaybediyormuş gibi düşünebilirsiniz. Çünkü hem tiz kısmında hem de alt kısmında bir hem low cut hem tiz cut var. Bunun sebebi şu, dediğim gibi basla boğuşmaması için bir low cut yaptım. Aşırı da jingle jingle gelip insanın kulağını rahatsız etmemesi açısından da ve çok fazla da aslında orada sinyal barındırmadığı için tizden de kesme yaptım. Burada yapmış olduğum kesmelerin hepsi de aslında bir rüzgar sesi, bir hışırtı sesi. Aslında yüklendiğimizde bizi rahatsız edeceğine inandım. Her birçok enstrüman kaydında kullandım. Temizlik hareketleri. Birazcık duymaya çalışalım oradaki frekansları. Bayağı ciddi bir rüzgar sesi var. Şurada ne varmış? Bu sizin duymak istediğiniz tona erişinceye kadar kısma seviyesini ayarlayabilirsiniz. Çok fazla frekans arayıp çok fazla ciddi kesmeler yaptığınızda da temizlenmiş gibi olur ama artık ortada amfi ya da çalımı güzelliğini ya da o tonal gücünü kaybetmesine sebep olacak kadar hareket yapmaya da başlayabilirsiniz. Onu kontrollü bir şekilde tutmanız lazım. Burada farklı olan sadece sıra dışı olan şuradaki 3 değeri. Burada dinamik equalizer'dan faydalandım. Zaman zaman bunu multiband kompresörle yapıyorum. Burada sadece palm mute'ların yani o altların biraz daha güçlendiği yeri birazcık baskılasın diye dinamik equalizer kullandım. Buradaki hareketi görmeye çalışın. O düt düt hareketinin çok fazla mastering'le birlikte şişirdiğinizde kafaya uğultu şekilde gelmesini engellemek amacıyla sadece o frekans yani oranın yüklendiği frekansı bulup birkaç desibellik o hareketi yaptığında sadece kısması amacıyla böyle bir hareket yaptım. Sadece palm mute kısmında o devreye giriyor ve birazcık düşürüyor. Çünkü normal çalım esnasında mute yapmadığımız kısımlarda o alt frekansa ihtiyacımız olabilir. Buradaki sadece şarkının bir yerinde devreye giren bir otomasyon. Bundan çok bahsetmeyeceğim o yüzden. Loop mesh kullanmışım orada. Şimdi bir de farklı bir tonal opsiyon sunalım size. Dediğim gibi elinizde birkaç tane amfiniz varmış ve onlarla bu tonu elde etmeye çalışıyormuş gibi yaklaşırsanız elinizdeki plugin'de çok daha verimli olduğuna inanıyorum ben. Kafalar karışmamış oluyor. Altta bir aynı plugin'i tekrar kurdum. Bu sefer farklı bir kombinasyon kullandım. Sarı pedal, bu muhtemelen Boss'un drive pedalını örneklemişler. England yazılmış, bu muhtemelen ENGL'nin bir örneklemesi. Ve onun kabinini kullandım yine. Bu da metal gitar tonu elde etmede çok böyle kimisini çok sevdiği, kimisini de gerçekten hiç sevmediği bir kombinasyon. Bunun da gerçekten kendine has bir karakteri var. Bunu neden tercih edebilirsiniz? Neden bütün gitarları aynı tonda tonlamıyorsun gibi bir soru gelebilir. Bunu da şöyle düşünün. Grubun iki tane ayrı gitaristi vardır ve ikisinin de kendine has bir ton karakterinin olmasını istersiniz. Ya da gerçekten öyledir. Farklı ekipmanlar kullanıyorlardır. Ya da bunu bir ticari bir pazarlama yöntemi olarak da kullanabilirsiniz. Farklı gitarlar, farklı tasarımdaki gitarlar, farklı pedallar, farklı markaların amfilerini kullanarak aslında birazcık da bu işin markasal reklamını da yapmış oluyorsunuz. Böyle bir farklı yaklaşımlara sahip grup elemanlarının olması da ilgi çekici oluyor aslında bakarsanız dışarıdan dinleyici açısından. Bunu bir deneyelim. Dediğim gibi bunda da yaklaşımım çok farklı değil. Çok yüksek gainlerde değiller. Distortion birazcık abartmışım. ENGL'nin gaini ortada. İsterseniz bunları da tek tek bir dinleteyim. Afi'yi kapatalım. Sadece distortion pedalı. Çok hafif bir distortion fark ediyorsanız. Bu Tube Screamer gibi çok ciddi bir etki yaratmıyor. Burada da Afi'nin karakteri muhtemelen işin içine girdiğinde çok ciddi fark edecek. Dry pedalı sadece çok hafif bir vuruşlar arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla kullanıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Burada fark ettiyseniz Mesa'dan çok 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 farklı bir gitar tonu var. Ama ikisini beraber kullandığınızda lezzetli bir hale gelebilir. Şimdi ikisini de o kombinasyonda açtım. Yani sol tarafta yine bizim Mesa tonlamamız, sağ taraftakilerde NGL England tonlaması olacak. Beraber bir dinleyelim.
amfi karakterlerini ya amfi modellemelerini değiştirdiğinizdeki o değişimdeki ciddi ton değişimi, yani gerçekten karakterleri farklı olduğu için çok ciddi anlamda ton değişiyor. İlk başta kulağınıza çok yırtıcı, ya çok kötü oldu falan gibi bir hissiyat verebilir. İlk anda vereceğiniz tepki birazcık hatalı bir tepki olabilir. O yüzden yaptığınız değişikliklerden sonra birazcık daha dinleyin. Müziğin içinde nasıl tepki veriyor onları birazcık kontrol edin. Yani çok ciddi anlamda bir distortion yüklenmesi olduğu için o tonal farklılıklar ilk başta kulağınızın yadırgayacağı değişikliklere sebep olabilir. O yüzden böyle biraz alışmaya çalış. Başlangıçta hemen kapatmak ya da hemen değiştirmek, hemen güncellemek yerine birazcık alışmaya çalışın. Dinleyin yani. Bir müziğin içerisinde dinleyelim bakalım. İki farklı amfi nasıl duyuluyor? Volümlerini biraz eşitlemeye çalışıyorum. Bir yandan da hoşuma gitti yani. İki farklı yerde, iki farklı gitaristin, iki farklı tonal bakış açısıyla çalıyor olması beni mutlu etti. Bir de mastering'de yaptığım hareketleri açalım. Yırtıcı bir hava kazandırdı. Burada dediğim gibi iş artık buradan sonra size kalmış oluyor. Sizin tonal kararlarınıza kalmış oluyor. Dediğim gibi benim burada üstüne basmaya çalıştığım nokta şu. Özellikle plugin kullanıyorsanız gitarınızı tonlamak için elinizdeki bulunan 20 tane amfinin ve 20 tane kabinin ve onlarca pedalin kombinasyonlarını denemek üzere giriştiğinizde gerçekten çok ciddi anlamda zaman kaybediyorsunuz. Ya arkadaş hiç biz bunları öğrenmeyelim mi? Hiç mi uğraşmayalım bunlarla gibi bir soru sorabilirsiniz. Benim demeye çalıştığım şey o değil. Eğer kombinasyonlar hakkında önceden bir fikriniz yoksa o kombinasyonları denerken gerçekten aslında bir şey öğrenmiyorsunuz. Ortalık karışa da biliyor. Birazcık daha videoları izleyip birazcık daha buradaki amfi simülasyonlarının aslında hangi amfilere hizmet ettiğini, orijinalde neleri ifade ettiğini daha iyi öğrenirseniz yavaş yavaş kombinasyonlarınızı değiştirerek çok daha mantıklı tonlar elde edersiniz. Bir anda böyle yüzlerce pedal ve amfi örneklemesinin içerisinde kaybolmanızı engellemiş olursunuz bu şekilde. O yüzden sade düşünmek çok mantıklı. Özellikle yüksek gainli gitarlarda çok sade düşünmek çok mantıklı geliyor bana. Olabildiğince az pedalla, az amfiyle işi kotarmak çok daha mantıklı geliyor. Evet arkadaşlar, bugün metal mixi ile ilgili yeni bir bölümle karşınızdaydım. Elektro gitar mixinden ve amfi simülasyonun pluginleriyle nasıl bir ton yaklaşımı olduğundan bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, hatta zile basmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.